Yukarıda verilen evin penceresiz duvarında önceden oluşmuş bir leke vardır. Bu duvara pencere açmak isteyen Mehmet Usta duvara tebeşir ile 12 birim kare kullanarak bir dikdörtgen çizmiştir. Evet, bakıyoruz burada 12 tane kare var. Mehmet Usta her birimin alanı 1 metrekare olan bu kare bölmelerden biri lekeli bölümün içinde olduğu bölme olmak üzere 4 tanesini yıkarak kenar uzunluğu 2 metre olan kare şeklindeki aşağıdaki pencereyi duvara yerleştirmek istiyor. Tamam, güzel. Buna göre Mehmet Usta'nın pencereyi yerleştirmek için yıkayacağı bölmeleri seçebileceği kaç farklı olası durum vardır? Şimdi 4 taneyi biz buradan böyle seçeceğiz bu pencereyi yerleştirmek için. Fakat içinde mutlaka lekeli bölümün olmasını istiyoruz. O zaman başlayalım. Kaç olası durum var? Burası olabilir. 1. Kırmızıyı alalım. Şurası olabilir. 4 tane kare. 2. Sonra yeşili alalım. Mesela şurası da olabilir, değil mi? 4 tane kutuyu şu şekilde böldüğümüzde pencere buraya da yerleşir ve lekeli bölüm içerisinde. Bir de pembeyi alalım. Şurası da olabilir bakın. Şu 4 kutu da olabilir. Yine leke içeride kalmış oluyor. Öyleyse 4 tane olası durum var diyeceğiz. Bir sınıfta 12 ya da 13 yaşlarında 20 öğrenci vardır. Bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin 12 yaşında olma olasılığı 13 yaşında olma olasılığından daha azdır. Buradan ne diyebiliriz? Demek ki 12 yaşında olan öğrenci sayısı daha az 13 yaşında olan öğrenci sayısından. 13 yaşındaki bir kız öğrenci olma olasılığı 13 yaşındaki bir erkek öğrenci olma olasılığına eşitmiş. Demek ki bu 13 yaşında kız ve erkeklerden oluşuyor ya, buradaki kız sayısıyla erkek sayısı birbirlerine eşitmiş. 12 yaşındaki erkek öğrenci olma olasılığı ise 12 yaşındaki kız öğrenci olma olasılığından daha fazlaysa, demek ki 12 yaşındaki erkeklerin sayısı da kızların sayısından fazlaymış. Bunları bulduktan sonra sorumuza geçelim. Buna göre bu sınıfta 12 yaşındaki kız öğrenci sayısı en çok kaçtır? Şimdi en çok dediğine göre en büyük şıkkı deneyerek başlıyoruz. Kız öğrenci sayısı 6 olsa en çok. O zaman erkekler onlardan fazla olacağı için 7 kişi olur. Yani 12 yaşındakileri kaç kişi bulmuş olduk? 13 kişi bulmuş olduk. 6'sı kız, 7'si erkek. O zaman 13 yaşındakiler 14 kişi olmalı. Bunlardan fazla olması için en az. Fakat bu durumda toplamları 20'yi geçiyor. Ama toplamlarında 20 öğrenci olması gerekiyordu. O yüzden D şıkkı olamaz. Geçelim C şıkkına. O zaman kızların sayısı 5 olsa en çok. Bunların da fazla olması gerektiği için 6. O zaman 12 yaşındakiler 11 kişi. 13 yaşındakiler de 12 kişi olur. Toplamları yine 23 yapıyor. 20'yi geçiyor. Bu da olmaz. Bunları da sildik. Geçelim B şıkkına. Kızlar 4 kişi olsa erkekleri 5 kişi alacağız. Bu durumda toplamları 9 kişi oluyor. Şimdi toplam 20 kişi olması için bunları 11 vermemiz gerekir. Ama 11 de 2'ye bölünmüyor, değil mi? Kız ve erkek sayıları eşit olacak ya. 5,5 kız, 5,5 erkek diyemeyiz. Şimdi burayı artırsak, 6 yapsak, o zaman da bunlar 10 kişi olduğu için bunların 11 kişi olması gerekir veya 12 kişi olması gerekir. Toplamları o zaman 20'yi geçiyor. Demek ki bundan da bulmamız mümkün değil 4'te de. Son şıkkımız kaldı geriye. Bakalım kızlar 3 kişi olsa, erkekler 4 kişi olsa 7 kişi olmuş oluyor. Burası 13 kişi olması gerekir toplam 20 olması için. 13 ikiye bölünmüyor ama şöyle çözebiliriz. Buradaki erkeklerin sayısını 5 kişi alırsak 12 yaşındakiler toplam 8 kişi olur. O zaman 13 yaşındakileri de 12 kişi alırız toplam 20'yi versin diye. Ve bunlar da ikiye bölünür. 6'sı kız, 6'sı erkek. Demek ki 12 yaşındaki kız öğrenci sayısı en çok 3 olabiliyor. Bir futbol takımı bir maçta 3 oyuncu değişiklik hakkını da kullanmıştır. Aşağıda bu futbol takımının maça başladığı ve maçı bitirdiği kadronun forma numaraları verilmiştir. Maç sonunda takımı bu maçta oynayan futbolcuları arasından rastgele seçilecek bir futbolcu bir televizyon kanalının canlı yayın konuğu olmuştur. Buna göre rastgele seçilen futbolcunun forma numarasının asal sayı olma olasılığı kaçtır? Burası maça başlanan kadro arkadaşlar. Burası da maçı bitiren kadro. 3 oyuncu değişikliği kullanılmış. Bazı oyuncular çıkmış, bazıları girmiş. Sonra maç sonunda bu takımın bu maçta oynayan futbolcuları arasından rastgele seçilecek bir futbolcudan bahsediyoruz. Canlı yayın konuğu olmuş. Peki o zaman kaç kişi arasından seçilmiştir?
Şimdi normalde bakıyoruz futbol takımı 11 kişiyle oynanıyor. 3 kişi de sonradan girdiğine göre bu maçta oynayan 14 kişi arasından seçilmiş. Öyleyse tüm olası durumlar 14 tane. Peki asal numarası asal olanlar kaç kişi bakalım? 1 burada var. 2 bunu seçebiliriz. 3 bunu seçebiliriz. 4 bunu seçebiliriz. 5 bu 6. Peki sonradan girenler arasında numarası asal olan var mı? Var. Bir tane de burada var bakın. 7. Bir tane de burada var. 8. Sonra bir de burada var. 9. Yani toplam 3 kişi de sonradan girmiş. Onların da numaraları asal. Öyleyse bu maçta oynayan numarası asal olan 9 kişi var. Toplam 14 kişi oynadı. 9 kişinin numarası asal. Öyleyse maçta oynayanlar arasında seçilen bir kişinin forma numarasının asal sayı olma ihtimali 14'te 9. Bir otomobil firması A, B ve C olmak üzere 3 farklı model otomobil üreterek satmaktadır. Firmanın sattığı bu otomobillerin bir kısmı müşteriler tarafından firmaya geri iade edilmektedir. Aşağıda bu firmanın 1 yıl boyunca sattığı toplam otomobil sayısının modellere göre dağılımı daire grafiğinde, satılan bu otomobillerin modellerine göre geri iade yüzdeleri ise sütun grafiğinde gösterilmiştir. Toplam satış miktarlarının modellere göre dağılımı, modellere göre satılan otomobillerin iade yüzdeleri. Yani yeşil otomobillerin %7'si iade edilmiş, mavilerin %14'ü. C otomobilinin de %12'si iade edilmiş. Bir yıl sonunda firmanın sattığı otomobillerden rastgele seçilen birinin C marka olma olasılığı 1 bölü 3'tür. Sattığı otomobillerden diyor bakın. Zaten burası da satış sayılarıydı. Şimdi sattığı otomobillerin 3'te 1'i, yani daha doğrusu C otomobili gelme ihtimali 3'te 1 ise demek ki tüm sayının 3'te 1'i kadar C otomobili satılmış. Yani 360 derece bunun tamamıydı ya, 3'te 1'i nedir? 120 derece. Buranın derecesini bulabiliriz 120 derece olduğunu. Bir yıl boyunca satılan C marka otomobillerin 360 tanesi geri iade edilmiş. Şimdi burada kaç tane otomobil üretildiğini bilmiyoruz ya, buna X diyelim. İşte bunun yüzde kaçı iade edilmişti? %12'si. O zaman buradaki sayının, yani hangi sayının %12'si acaba 360 otomobile eşittir diye C markalardan kaç tane üretildiğini bulabiliriz. Nasıl bulacağız? Burada içler dışlar çarpımı yapılabilir. Veya her iki tarafı 12 ile sadeleştirirsek burada 30 kalacaktır. İçler dışlar çarpımı yaparsak da bunun paydası 1 ya, x yapar. %3 30'u çarptığımızda demek ki C otomobilinden 3000 tane üretilmiş. Buna göre bu firma 1 yıl boyunca toplam kaç tane otomobil satmıştır? İadede sormuyor bakın, satılanları soruyor. O da çok kolay. Yani bunun tamamını soruyor. Diyeceğiz ki 120 derece 3000 otomobile denk geliyorsa, bize tamamını sorduğu için 360 derece acaba kaç otomobile denk gelir? Bakıyorum 3 katı. Bunun da 3 katını alacağım. 9000 otomobil satılmıştır diyeceğiz.